gelmeden bir şeyin önlemini almam. Alamazsınız çünkü. Yani ben zamanında İbrahim'le Yunanistan'a ya da Amerika'ya yerleştiğimde gün gelir acaba bu iş biterse ben ne yaparım diye düşünerek bunu yaşayamam. Ben çok kafam rahat yaşamam lazım her şeyi. Sen bir de hiç konduramadın. Aslında öncesinde tabii ki hani yani. En son babalar duyar derler ya, ben ona en son eşler duyar diye değiştirmek istiyorum. Yok zaten istiyorum. Öyle bir laf var, sen değiştirmene gerek yok. Bilmiyorum, gerçekten öyle oldu. Demek senin cephende öyle oldu. Fokur fokur herkes konuşuyor. Şöyle sana... bir şey var, bir dakika şuna çok net bir açıklık getireyim. Tabii ki fokur fokur konuşuluyordu ama en yakın çevremiz olayın içini bildikleri için, içini demiyorum yani içini bilmiyormuşuz da olayın gözüken kısmını, evdeki o yaşantıyı bildikleri için zaten en yakınlarım da konduramadı. Şimdi bir şey duymak başka, görmek ve şahit olmak başka. Bir de hissetmek değil mi? Evde hissetmek tavırları başka. Mesela ben çok merak ediyorum. Tavırları değişmiyorsa ben nereden Demet, hissedebilirim şimdi yani? Şimdi taze gelin var yanımızda. De, hayır bir şey söyleyeceğim. Demet şimdi bak herhangi biri olsa daha açık konuşayım. Tamam anlamadı kız, saftirik falan diyeceğim ama sen öyle değilsin ki, sen küçücük bir şeyden... Yok, karşı taraf çok güzel oynadı. Ya hiç mi anlamadın? Ne tamam, neyse ben çok Demet. Yok güzel hiç konuşuyorum. Hiç anlamadım. Yani cep telefonu arkası dönük duruyor. Hiç dönmüyordu ki. Telefon mesajı... Hiç ya, her dakika yanımdaydı. Profesyonel yani. Ve sürekli böyle... Abicim yani gerçekten. Gerçekten anlamadım, yemin ederim yani. Böyle bir şey anlasam ben de salak mıyım ya? Yani tutarım arkasına bir şey, bulurum yani her şeyi. Hiç kondurmadım. Bir de yani senin... evde de o aşk durumları var. Aynen yani öyle. Seni seviyorum, canım benim falan. Tabii ki dakikaya yani kadar. Öyle. Ben aşk kadınıyım ya. Böyle bir şey hissetmesem, mutlu olmadığım yerde beni kimse tutamaz. Tutamaz yani. Allah'ı gelse 10 tane de çocuğum olsa tutamaz. Ben boşanma kararı verdiğim gün... An diyeyim, günde demeyeyim. Hmm. O şeylerin bana geldiği an çocukları, evet şöyle düşündüm. Evet aile yıkılacak ama çocuklarım için durmayı bir saniye bile düşünmedim. Şimdi daha mutlu o çocuklarım. O an ne peki? O an hani diyorsun ya boşanma kararı aldığım kapı an. Çaldı, elime şeyler geldi yani. Bu kadar. Başka konuşamam. Aslı dosyalar geldi. Biz hep bahsetmiştik. Geçen yayınlarda da bahsetmiştik. Geçen seneydi. Geçen seneydi. Şunu soralım. Geçen sene değil. 2 sene oldu. İşte bir biz konuştuğumuzda. O 2016 yılı Eylül. Doğru. Ve şeydir. Yani ben şeyi hiç unutmuyorum. Tarihde. Biz Gülşen'le yayındayız. Önce mesaj geldi, sonra dosyalar geldi. Yani o dosyalar gerçekten bir şoför getiriyor. Buyurun size efendim dosyalar. Ya başka konuşalım. Bir şey söyleyeyim mi? Allah'ın sevdiği kulusun. Gerçekten orası öyle. Peki senin gibi aynı durumda olan insanlar olabilirler. Şu anda çocukları için susanlar, belki o raddeye gelenler. Sen çocuklara bu durumu nasıl izah ettin? Çocukların kabul etmesi de kolay değil. Yani düşünsene babanız çok beni mutlu bir ailenin içinde tabii ki babanız beni aldatıyor diye ilk etapta söylemedim yani. Bir sene bu şeyi verdikten sonra bir sene işte daha böyle bir yumuşak bir geçiş yaptım. Ama bir sene sonunda her türlü gerçeği onların anlayabileceği dilde çok direkt net içine girmeden anlattım. Ne dedin? Gerçekten şu an belki senin gibi izleyenler aynı durumda olan da... Psikiyatrları, psikologlar açsınlar, sorsunlar. Hı. Onun da şeyi ben değilim. Yani her ailenin dinamiği farklı, her orası çocuk öyle. Farklıdır. Orası ben öyle. Çocuklarıma 2 yaşından beri, 1 yaşından beri hiç yalan söylemedim. Her şeyi anlatıyorsun. Her şeyi. Demet peki İrem'den ya da Ömer'den gelen, hayatın boyunca unutmayacağın konuyla ilgili seni en çok acıtan ya da hani şurana saplanan soru neydi bu işle ilgili? Çünkü onlar da çocuklar da öyle bir soru soruyorlar ki insanın yüreğini dağılıyorlar. Yok, hiç öyle bir saplanan şeyler başka taraftan var. Onlar o kadar güzel saplandı ki onun daha üstüne acıtacak şu ana kadar bir şey olmadı. Yani o yüzden çocuklar çok sandığınızdan daha güçlüler. Güçlüyü bırakın, çok her şeyin çok farkındalar. Sizin bir şey anlatmanıza peki, gerek kalmıyor. Peki seyircilerimizden bir tanesi... Sanıyorum sana bir benzer, paralel bir şey yaşamış ve kocasıyla yüzleştiğinde, ortaya çıkardığında bunu her erkek gibi önce sonuna inkar. Kadar inkar ediyor. Aynen. Aynen öyle. Aynen. İbrahim de inkar etti mi? Tabii ki. Sana aşığım, yok böyle bir şey. Klasik işte yani. Evet. Ya sorun. Yorumlara bakıyorum şimdi, tabii herkes şaşkınlık içinde ve hani yüzünde enerjisi falan.